kaçmış yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vazgeçecek. Gönül bu sevdadan vazgeçecek. Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Gelin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarında kervanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, kızlamaya dermanın mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Gelin kumlardan kaldırma beni. Yabancı bir ülkedeyiz. Bu memleketin en zengin ve en sevilen şahıslarından biri olan Türk asıllı Ömer Abdülfettah Bey ağır hastadır. Bey'in dünyada bir üvey oğlundan başka kimsesi yoktu. Üvey babasının milyonlarına konacağı günü heyecanla bekleyen bu aşarı delikanlı, her gece bir eğlence yerinde sabahlamakta, gününü gün etmektedir. İşte bu hazinenin tek varisi Ebu Ahmet Tarık bin Tekçevi. Oh,
Ne var diyorum sana? Yoksa Beyzade Hazretlerine... Muhterem Beyzade, önce kıymetli pederinizin vefatından dolayı duyduğum derin teessürü ifade etmeme müsaade buyurmanızı istirham ederim efendim. Müsaadenizle muhterem pederinizin bırakmış oldukları vasiyetnameyi şahitlerin huzurunda açıyorum. Ben bu vasiyetnamenin altında imzası bulunan Ömer Abdülfettah Bey, bütün mirasımı İstanbul'da yaşayan teyzemin kızına bırakıyorum. He? Ne? Ne tuhaftır ki bu kızın adını hatırlayamıyorum. Ancak aşağıda kendisini hakkında hatırlayabildiğim hususatı açıklıyorum. Bu yavru vücudunda yıldız şeklinde iri bir et beni olarak doğmuştu. Teyzem merhumeden aldığım son mektupta ise kızının raksa ve şarkıya çok meraklı olduğu ve periler sultanı olmaya layık bir güzellikte yetiştiği belirtilmekteydi. Bütün arkadaşlarımın ilk vazifeleri bu kimsesiz kızı arayıp bulmak ve mirası kendisine teslim etmek olacaktır. Şayet bu kız vasiyetnamenin açılması tarihinden itibaren 3 ay zarfında bulunmaz ise bütün miras üvey oğlum Ebu Ahmet Tarık bin Tekçi'ye intikal edecektir. İmza Ömer Abdülfettah Bey. Bu rezalettir. Şiddetle itiraz ediyorum. Yapılacak bir şey yok. Vasiyetname kanuni bir şekilde tanzim edilmiş. Ancak... Ne? Ancak ne? Ancak kız 3 ay zarfında bulunmazsa bütün miras size kalacak deniyor. Aslanım ne oldu? Bey hazretleri... Vasiyetname açıldı. İyi ya, bütün miras sana kaldı. Artık evlenebiliriz. Bana 10 para bile bırakmadı. Bütün miras Türkiye'de bir kıza kaldı. Adını bile bilmediği bir kıza. Bu kızı hiçbir zaman bulamayacaklar. Derhal İstanbul'a hareket edip kızı meydana çıkartacağız ve... Beyzademiz emrine... Sen Ebu Saim bin Haşhaş, derhal İstanbul'da tophane canavarı zalimi telefonla ara. Buyurun. Aman abimiz, beyzademiz, bu ne şeref? Bir derdin mi var? Başım dertte. Üvey babam beni mirastan mahrum etti. Derhal İstanbul'a hareket ediyorum. Ancak ben gelmeden sen orada tahkikata başlayacaksın. Niçin mi? Bak iyi dinle. Ha, dahil et ya efendi. Ne? 100 bin lira mı? İstanbullu bir kıza ha? Allah Allah! Nerede? Allah Allah! Ne? İsmini bile bilmiyorsun ha? Pekala! Emredersin abi! Emredersin! Emredersin! Derhal harekete geçeriz abi, emredersin! Ne var abi? 100 bin
kamyon diye bir laf duydum. Derhal uyuzum depreşti. Asabatım bozuldu. Benim de abi. Bu işte bizim avantamız ne olacak? Bal tutan parmağını yalar. Bana bakın. 100 milyonluk bir kız arayacağız. Hakkında bildiğimiz yegane şey güzel dans ettiği, güzel şarkı söylediği ve Periler Sultanı kadar güzel olduğu. Of yandım Allah! Ah Minel aşk! Bir de vücudunda yıldız şeklinde bir et lekesi varmış. Oğlum İspenç, bu kız nerede bulunur dersin? Beyoğlu'nda abi. Tamam. Sen de söyle tüyü bozuk. Plajlarda da bulunur abi. Yani oraları ufaktan kolaçan mı edelim abi? Tamam, hadi göreyim sizi. Dikkat! Geldiniz abimiz. Ne haber, bulabildiniz mi? Şu ana kadar bulamadık ama harikulade bir planımız var. Lütfen otele buyurun, her şeyi anlatalım. Evet, evet. Neymiş bu plan? Gayet basit Beyzade abimiz. Derhal gazetelere muazzam bir ilan vereceğiz. Dünyanın sayılı milyonerlerinden Ebu Ahmet Tarık bin Tekçevi İstanbul'da muazzam bir müsabaka tertip ediyor diyeceğiz. Bu müsabaka 3 kısımdan ibaret olacak. Güzel raks, güzel şarkı ve güzel vücut. Bu 3 vasfı bir arada toplayan kıza tam 1 milyon lira mükafat, filmlerde başroller ve muazzam bir dünya seyahati vaat edeceğiz. Tabii, binlerce kız arasında bizim aradığımız kız da müracaat edecektir. Bu 3 vasıf da kendisinde olduğuna göre... Güzel. Uskut! Hayret ya efendi. Müsabakadan önce bir de yıldızlar resmi geçidi yaparız. Ne diyorsun Beyzade abimiz? Yalnız o ses yıldızlarını görmek için binlerce genç kız gelir. Tabii ablamızın adı yıldızlar listesinin en başında ilan edilir. Derhal harekete geçilsin. Ben giderim Batum'a, Batum'a da. Ben giderim Batum'a, Batum'a da. Pencereden içeri al beni yatağına. Pencereden içeri al beni yatağına. Nazlı yar geldi sana, fistanını koklarsan hemen çeller çalınıyor mızaralarda sana. Nazlı yar geldi sana, fistanını koklarsan hemen çeller çalınıyor mızaralarda sana.
tabancam dolu saçma, kaçma vururum kaçma. Tabancam dolu saçma, kaçma vururum kaçma. Ezelden yaralıyım, bir yara da sen açma. Ezelden yaralıyım, bir yara da sen açma. Nazlı yarım geldi sana, biz karnını toplasan. Tembelçeler çaldırmıyor, biz de horlamayla sana hey. Nazlı yarım geldi sana, biz karnını toplasan. Tembelçeler çaldırmıyor, biz de horlamayla sana hey. Yere serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Yere serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Nazlı yarım geldim sana, biz namını toplasam. Tembelçeler çalınıyor, bir de horran oyna sana hey. Nazlı yarım geldim sana, biz namını toplasam. Tembelçeler çalınıyor, bir de horran oyna sana hey. Teşekkür ederiz Aylin Hanım, sağ olun. Tembelçeler çalınıyor, biz horran oyna sana hey. Teşekkür ederiz Aylin Hanım, sağ olun. Hem biz de istediğiniz iltiması yaparız. Ay, çok enteresan. Malum ya, Hacı Baba bizim çalıştığımız otelde kalıyor. Söylesenize kızlar. Ya ya. Para böyledir işte. Evet. Sen tut İstanbul'da güzellik, ses ve dans müsabakası yapmak için dünyanın öbür ucundan buraya gel. Neyse. Bize de iyiliği dokunacak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ne çimdik diyorsun canım? Söylerim işte. Müsabakayı Ayşe'nin kazanması %100. Evet, evet. Sesini hiç işittiniz mi dinlen. Hayır. Ya isteriz, isteriz. Hadi, hadi, hadi. Giydiğim beyaz, geceler ayaz. Bu da bir niyaz, hacı cav cav canıma değsin. Giydiğim beyaz, geceler ayaz. Bu da bir niyaz, hacı cav cav canıma değsin. Şişeler limbo limbo limbolik. Irak mı içtin sen bensiz? Çamura mı düştün kandemsiz? Yar 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 yar. Şişeler limbo limbo limbolik. Irak mı içtin sen bensiz? Çamura mı düştün kandemsiz? Yar 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 yar. Giydiğim atlas, iğneler batmaz. Yar yalnız yatmaz, hacı cav cav canıma değsin. Giydiğim atlas, iğneler batmaz. Yar yalnız yatmaz, hacı cav cav canıma değsin. Şişeler lingo lingo lingolik. Irak mı içtin sen bensiz? Çamura mı düştün kalemsiz? Yar 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 yar. Şişeler lingo lingo lingolik. Irak mı içtin sen bensiz? Çamura mı düştün kademsiz? Yar 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 aman. Ya dansını görseniz deli olursunuz. Hadi. Başka sefere. Müstakbel nişanım diye söylemiyorum. Gören Allah için söylesin. Vücut güzelliğine gelince... Ayşe! Ayşe! Ya fena bir şey mi söyledim? Ne oluyor bu kıza böyle? Ne kadar vahşilik ettiğini biliyor musun? Ne yapayım, elimde değil. Of Allah'ım, ne kadar talihsiz kızmışım ben. Bırak şu budalalığı. Herkesin için ağladığını bilse katıla katıla güler senin bu aptalını. O kadar utanıyorum ki bilemezsin. Şu ufacık yıldız söyleyin.
Herkes bacağında böyle güzel bir ben olsun diye uğraşır, sen oturmuş ağlıyorsun. Bak beni dinle. Gel şu müsabakaya sen de yazın. Ha? Olmaz, utancımdan ölürüm. Aptal, sen hiç akıllanmazsın. Senden de o budala mıstıktan da nefret ediyorum, anladın mı? Nefret ediyorum! Çocuğun ne kabahati var canım? Senin iyiliğini istiyor. Hem seni ne kadar sevdiğinin de farkındasın değil mi? Birazcık paramız olsa hemen evleneceğiz. İyi ya işte. Müsabakayı kazanırsan binlerce paran olur. Ben öyle binlerce filan istemiyorum. Para da gözüm yok. Sade mıstıkla evlenip... ufacık bir ev tutabilsek kendimize... gerisini sonra yaparız. Para biriktiririz, çalışırız. Mıstığa şöyle ufacık bir dükkan açarız. Sonra iş büyür tabii. O zaman... Gelin buraya! Gelin! Oturun! 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 Otur, otur, otur! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah amca. Bunlar açıldı, hani? Açıldı, hani açıldı, nerede? Çıktı. Oo, çok korkunç. Ne var be amca? Sen bir tehlikeye gireceksin kızım. Hı? Büyük tehlike. Öldürmek isteyecekler seni. Amma da attın be sakallı. Ben yanında olduktan sonra kim yesi iflahını keserim. Ben susuyor lan. Sevdiğin adam seni ölümden kurtaracak. Başında bir talih kuşu var. Güzel bir kızsın sen. İstifade et güzelliğinden. Ben de öyle diyorum ama demiyor ki budala. Sen de su koy verdin artık ha. Senin sesin de güzel. Hem çok çok güzel. He, bülbül gibi vallahi. Allah seni inandırsın sakallı amca. Arada bir döktürür bütün mahalleli camlara dökülür. Sus falan. Bak kafam kızıyor ha. Sonra çok latif dans edermişsin sen. Hayır, hiç beceremem. Aa, yalan sakallı amca. İnanma ona. Sus falan. Ay senin tokmağına. İnanın ki dans edemem. Tecrübesi kolay. Bana bak sakallı amca. Sakın kızın elbisesini yürüteyim deme. Sen susma lan. Kafamı kızdırma ama. Sakallı amca, lokum gibi kızı görünce bakıyorum yüzüne kan geldi. Ha sus lan! Ama o tokmağı bir elime alırsam senin... Ay nasıl? Fazla gevşedin sakallı amca. Bak son defa söylüyorum. Alırsam o tokmağı elinden...
defa söyledim. Ne olur bir defa da sen nasihat et de girsin şu müsabakaya. Ha? Ne olur be amca. Beş tokmağı bana elini. Çık. Yapma mıstık. Ne olursun yapma. Yapma. Ne olursun yapma. Kızdım bir defa. Yapma mıstık. Yapma. Yapma. Yapma mıstık. Rüyanda bile rahat durmuyorum galiba. Hayırdır inşallah. Öyle bir rüya gördüm ki sorma Nurcan. Sen rüyayı bırak da gazeteye bak. Bugüne kadar müsabakaya tam 2000 kız yazılmış. Şimdiye kadar 2000 kız müracaat etti. Bir ipucu yakaladınız mı? Hayır efendi. Uskut! Dayılek ya efendi. Ne dersin, bulacak mıyız kızı? Hiç şüpheniz olmasın Beyzade abimiz. Yalnız müsabakada kızların vücutlarını görelim, gerisi kolay. O zaman dile benden ne dilersen. Ne bu velet? Viskiyi yamratmıştınız efendim. Ayva. Ayva değil amca, içki. Ziyanı yok. Arapça ayva demek, evet demektir. Ya. Ya. Hadi götür. Hay Allah cezasını versin. Terazim bozuk zorlandı ya. Affedersin amca. Derhal yenisini getiririm. Hay Allah. Bu karşıki masanın. Sen doğru dürüst yürümesini öğrenemeyecek misin? Ne yapayım, yaradılış. Büyük annem oğlum senin terazin bozuk derdi. İnşallah içki takımlarını kırmamışsın. Tabii. Oh çok şükür. Dur bakalım sevinme. Kırdım tabii. Ne yapacaksın şimdi? Biz müdüre yutturmaya bakarız. He? Koş yenisini götür. Yaşa gel. Hadi beri. Allah cezanı versin. Çabuk. Bu da ilk gecenin programı. Önce ses, sonra raks yıldızları ve memleketin en sevilen sanatkarları. Daha sonra ilk elemeler. Hile yapıyorsun. Ben yapıyorum. Hile yapmadan doğru bir şey. Hadi be, siz yapıyorsunuz. Bunu ne yaparsın? Doğru mu? Ya velet ne durursun, getir şunu. İşitmedin mi? Götürsene. Atın şu veledi dışarı. Yapmayın yahu. Benim terazim bozuk. Dokunmayın bana. İmdat. Yapmayın. Ay. Bırakın. Yapmayın. Ay. Hadi yana. Zaten terazim bozuktu. Bir de o ümmü şakrak mıdır, kakrak mıdır nedir? O güzel kızı görünce büsbütün çarpıldı terazim. Ay. Müsabakadan bahsediyorlardı. Hangi müsabakadan? Ne oldu buna? Hiç. Ne demek hiç? Benim gözümden kaçar mı? Dur bakayım. Of, otur oturduğun yerde. Binayı yıkacaksın. Kız nesi var bunun? Nesi olacak? Müsabaka yüzünden abi. İyi ya. Senden güzel şarkı söyleyeni, dans edeni nereden bulacaklar? Güzelliğe gelince... affedersin, ne bileyim, seni ağlatmak ister miyim ben? Bak şimdi bu... Korkma, sen ağlatmadın. Müsabakaya girmek için can atıyor ama utanıyor. Kimden? Söylersen bir daha konuşmam seninle. Söyleyeceğim işte. Bacağında yıldız şeklinde bir leke var, ondan utanıyor. Hayattan hay. Tabii utanırım. O lekeyi görünce herkes benimle alay eder. Bilakis neredeymiş o leke, görelim hadi. Terbiyesiz. Ammadan azlandın canım. Bu hımbıldan mı utanacaksın? Aa, göster. Hımbıl kim ayol? Hımbıl diyor bir de. Hımbılmış, şuna bak. Görmedim. Ölmedim. İşte. Ne oldu gene? Bu sefer terazi fena bozuldu. Kız döverim seni. Gel. Gel diyorum sana. Nereye? Nereye olacak? Müsabakaya yazılmaya. Senin o leke diye utandığın şey başka kızlarda olsa sevinçlerinden amuda kalkar dört köşe olurlardı. Muhterem misafirlerimiz.
bugüne kadar memleketimizde yapılmış olan müsabakaların en mühimine başlamadan evvel huzurunuzda bu hayırlı teşebbüsün öncüsü muhterem misafirimiz Ebu Ahmet Tarık bin Tekçevi'yi hürmetle selamlarım. Şimdi sizlere Yıldızlar Resmi Geçidi müsabakasının ilk şöhretini takdim ediyorum. Eşsiz Yıldız Selim Tanürek ve arkadaşları. Fırın üstünde fırın, giden askerler durun. Şu gelin dayımın oğlu altın sandalye koyun. Şu gelin dayımın oğlu altın sandalye koyun. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Fırın üstünde kürek, nefilersin yürek. Dayımın oğlu dururken el oğlu neme gerek. Dayımın oğlu dururken el oğlu neme gerek. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Yosman gözlerin çakır, o çakır gözlerine kurban olsun bu fakir. O çakır gözlerine kurban olsun bu fakir. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Thank you.
Bahçede ilde, dalları yerde, sevdiğim küçük yerin gönlünde bende. Amanın billahi, severim vallahi, çekerim silahı, vururum dalayı. Amanın billahi, severim vallahi, çekerim silahı, vururum dalayı. Müsabakaya iştirak eden genç kızlarımız da. Olduğumu tasavvur edemezsiniz. Hepinize tabii. Çok çok teşekkür ederim. Yalnız ne olur gidin artık, patron görürse çok kızacak. Durun durun. Durun bakalım. Müsabakanın şerefine bir şarkı da benden var. Yapma canım, şimdi sırası mı? Ne yani? Ben de kız olsaydım görürdüm bakalım. Sen mi kazanırdın yoksa ben mi? Bana gelin. Oh.
Kardeş sen bu sesinle bir işe yaraman vallahi. Ver onu bana. Ya sen ne işe yararsın düdük? Bak anlatayım. Hödük. Allah her kula bir zanaat vermiş. Meğer ki bol nasip kısmet yazıla. Kimine hoş geçim kanaat vermiş. Kimine hırs vermiş doymaz azilen. Terk-i diyar ettim 15 yaşımda. Dolaştım bir hayli kendi başımda. Her ne iş tuttuysam felek karşımda. Naçar kaldım paylaşılmaz kozilen. Marangozluk el kaptırdı hızara. Tellal oldum kıtlık geldi pazara. Fırıncı oldum yangın çıktı kazara. Malım mülküm harap oldu közilen. Kasap oldum bereketin adı yok. Kimi et yağsız der kimi budu yok. Aşçı oldum yemeklerin tadı yok. El alemi suya yaktım tuz ile. Berber oldum belediye kapattı. Kahvecilik yaptım sermayem battı. Meyhaneci oldum dükkan top attı. İçen kaçtı hepsi başka poz ile. Üfürükçü oldum kendim çıldırdım. Müezzin oldum cemaati yıldırdım. İmam oldum yanlış namaz kıldırdım. Müftü el çektirdi işten vazilen. Doktor oldum tedaviye geldiler. İlaç verdim zehirlenip öldüler. Dişçi oldum takımları çaldılar. Kaldık bir kelpeden bir de pensilen. Temsi der ki münasip iş bulamadım. Gidip bir baltaya sap olamadım. Bağlamadan başka saz çalamadım. Akıbet nafaka çıktı saz ile. Küçük hanımın kaldığımız otelde çalıştığını hiç bilmiyordum. Doğrusu çok güzel sesiniz var. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sen söz ver et. Ama amca. Gel buraya. Hayırlı kâfendi. Usku. Ayva. Ayva mı istedin sen amca? Sen söz ver et. Bizim de sende ayva avat demektir. Sen söz ver et. Sen söz ver et. Yalla yalla. Çok latif, çok güzel sesiniz var maşallah. Hayran oldum, mesle meclup oldum. Burada ne iş yaparsınız güzelim? Oda servisine bakarım. Ayva! Efendim? Tamam. Derhal benim odama mükellef bir tepsi içinde envai çeşit içkilerle istiyorum. Derhal getirin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adamın bakışını hiç beğenmedim. Hadi yallah sen içeri. Ben burada meşgulüm. Ne meşguliyeti? İtaatsizlik istemem. Hadi bakalım yallah. Hadi siz de yallah. İçkiniz efendim. Bak şöyle getirin güzelim. Yaklaş, yaklaş. Şöyle. Tamam. Ben sizi ilk gördüğüm andan itibaren deli divaniye döndüm güzelim. Şöyle bir kadeh istek nasıl olur? Ama yasaktır şeyler. Aman de... güzelim, benim için yasak mı olurmuş? Hiç öyle şey olur mu? Rica gel. Edin. Beni çıldırtıyorsun. Gel yavrum, gel. Gel. İçki emretmiştiniz efendim. Efendim.
Öyle ziyanı yok. Bir kadeh de beraber içelim amca, ne olur yani. Al. Dur, yapma, şaka. Ay, Davul buradan. Hemen de Davul! Gidiyoruz. Davul! Affedersiniz, ben bir şey... Korkma, olağan şeylerdendir. Bizim Beyzade güzel bir kız gördü mü ne yaptığını şaşırır. Sen dün gece müsabakayı kazanan kız değil misin? Evet. Dansın nasıl? Sizin yanınızda lafı mı olur? İster misin seni biraz çalıştırayım? Sahi mi? Dünyalar benim olurdu. Soyunda başlayalım. Soyunmasam olmaz mı? Yoksa utandın mı? Peki nasıl dans edeceksin herkesin önünde yarın? Sen hakikaten çocukmuşsun. Hadi hadi, böyle dans edilmez. Soyun şurada. Ne yapıyorsun orada? Aa, hiç senin kadar utangaç kız görmedim. Şey, geliyorum şimdi. Bir dakika daha müsaade edin. Şimdi. Ne var, ne oldu bacağına? Hiç, ufak bir sıyrık. Hazır mısın? Bak başlıyorum. Benim yaptıklarımı aynen yapacaksın. Bilseniz bu müsabakayı kazanmak benim için neler ifade ediyor diyeceksin, öyle değil mi? Parayı kazanınca ne yapacaksın? Evleneceğiz. Ya, kiminle? Şey, görmüşsünüzdür, Mıstık. Şu aşağıda çalışan çocuk. Şu beceriksiz şey mi? Siz bakmayın öyle durduğuna, öyle iyi çocuktur ki. Hem ben... Onu seviyor musun? Evet. Neyi? Hem benim o kadar parada hiç gözüm yok. Şöyle ufacık bir dükkan açabilsek diyor Mıstık. Başka bir şey istemez değil mi? Merak etme. Bu müsabakayı senin kazanman için elimden geleni yapacağım. Ne kadar iyisiniz. Herhalde benim hislerimi anlarsın. Öyle utanıyorum ki şu çirkin şeyden. Ne var? Niye bakıyorsunuz öyle? Hiç. Hadi sen git. Hiç merak etme şef. Yarın gece dans müsabakasında hepsinin vücutlarını görmek mümkün olacak. Tabii şef. Aradığımız kızı bulunca her ne bahasına olursa olsun kaçırıp bana getireceksiniz. Sen merak etme şef. Dikkat!
Yürüyün! Kızı bulunca ne yapacaksınız? Ne yapmamızı istiyorsun yani? Tavuk gibi boğazlayacağız. Ama bu cinayet olur. Ne olursa olsun, başka türlü milyonlara kavuşmak hayal olur. Gelin benimle. Alo. Alo. Orası Emniyet Müdürlüğü mü? Size mühim bir ihbarda bulunmak istiyorum. Evet. En kıymetli memurlarınızdan birini göndereceksiniz, öyle mi? İsmi ne olacak? İbo mu? Cilalı İbo mu? Teşekkür ederim. Benim içkileri ver. Nasıl gizleyeceğim bunu bilmiyorum. Bilmem ben de bilmiyorum. Terbiyesiz. Utanmıyor musun bizi gözetlemeye? Emin ol ki iyi niyetle. Bak aklıma ne geliyor. Gel söyleyeyim, gel gel gel. Gel. Muhterem seyircilerimiz. Bu gece müsabakamızın ikinci gecesi ve dans kısmı. Geceyi sizlere sevimli sanatkar Semra Atalay ve eşsiz dansöz Ümmü Şakrak açacaklar. Kaşlar kara, gözler kara, gerdandaki benler kara. Kim kara sevdaya düşmez, görse didarım seni. Ve sizlere güzel yıldızımız Nurun Nisa Toksöz'ü takdim ediyoruz. Gözlerin, bu tür aşkın darmanı, darra başını gözlerin, bu tür aşkın darmanı.
üçümüz bir burada. Oynamazsan güzel yarın gençliğine doğurma. Orada yarın orada, üçümüz bir burada. Oynamazsan güzel yarın gençliğine doğurma. Şimdi sıra dans edecek olan namzetlerde. Aralarında dün geceki müsabakayı kazanan Ayşe Güner de var. Elde edemedik. Hay Allah. Binlerce kız gördük, aradığımızı bulamadık. Bütün ümitler boşa gidiyor.
Bu kadarı da olmaz. Görülmüş rezalet değil. Fakat şart. Şart mı anlamam ben. İstiyorum bu kızı, anlıyor musun? İstiyorum. Bu da kim be? Çizmelerin çok kirlenmiş sevgilim. Sana bir boyacı getirdim. Çıldırdın mı sen? Tam en mühim meseleyi konuşurken sırası mı şimdi bunu yani? Ay bundan mı çekiniyorsun güzelim? Bu hem sar hem dilsiz hem de deli. Kendisini maymun zannediyormuş. Gelsin bakalım. Dur bakalım maymun. Çaktayacaksın. Ya yavaş yavaş. Dur. Hadi boyasana. Ha? Boya boya. Çizmesini boya. Çizmesini. Yok benimkini değil. Onunki yok. Onunkini oğlum. Onunkini boyayacaksın, onunkini. Babacığım taş. Sen boşuna üzülüyorsun şef. Dün gece kızların hepsi müsabakaya girmediler ki. Sonra üzerlerinde dans elbiseleri vardı. Vücutları örtülüydü. Ama yarın geceki güzellik müsabakasına hepsi mayo ile çıkacaklar. O zaman mutlaka istediğimizi buluruz. Üzülme. Sen üzülme şef. Bu işi tereyağdan kıl çeker gibi halledeceğiz. Ben size göstereyim ulan sinek ol. Meraklanma şef. Düştü galiba. Ne münasebet şef. Baksana herif zır delinin biri. Ulan ay. Dur dur. Hadi. Koş. Gel. Koş. Ay. Söyle bakalım. Ha? Planın nedir? Söyle diyorum. Kızı meydana çıkarınca kendisini derhal filmlerde oynamak üzere buraya davet edeceğiz. Ondan sonrası kolay. Peki. Kız bir kere bu odaya girince mesela kendiliğinden hallolacak, öyle değil mi? Anlarsın ya, basit bir şey. Tabii, o zaman kapıyı yutak. Çekil, yakıyor. Konuştu gibi geldi bana. Ne münasebet şef. Bu salakta konuşacak surat mı var? Bak görüyorsun işte. Aferin. Ben ne duyayım ne de konuşuyorum. Deli. Bu kız yaşadıkça miras tehlikeye girer. Siz kızı buraya getirin. Biz burada hesabını görürüz. Yarınki tayyarede yeriniz hazır. Avucunu yalar. Bak konuştu, bu herif bana ayı dedi. Yok canım, ayıp dedi. Şey bana da öyle geldi. İstersen bunu da temizleyelim. Hamamın buyası be! Bu yakın beni be! Alışın üstümden! Alçak herif! Ayıp bu yakın! Ben bu filme misafir olarak geldim! Allah rahmet ayıp edecek! Senden bir daha hiçbir film göremeyeceğim! Bana bak delikanlı! Ben Ayşe ile konuştum. Bana her şeyi anlattı. Siz sevişiyor musunuz öyle mi? Allah kabul etsin hanım abla. Ama biliyor musun ki o kızcağız tehlikede? Bak anlatayım. Ben hayatımda senin kadar fedakar bir aslan görmedim Mısır. Öyleyimdir. Aslan gibisin maşallah. Sülalemiz öyle. Annem babam kaplandı, ben aslan çıkmışım. Sevdiğin kızı ancak sen kurtarabilirsin. Tabii ben kurtaracağım. Ama nasıl yani? Kolay. Kızın yerine seni öldürecekler. Vazifem nasıl olsa günün birinde öleceğiz. Anne! Şimdi güzellik müsabakası başlamadan evvel ben seni alıp... Sevgili misafirlerimiz, bu gece müsabakamızın son gecesidir. İçeride müsabıklar son hazırlıklarını yaparlarken... biz de burada sizleri halk oyunları ekipleriyle baş başa bırakıyoruz. Amerika koyu da gülüyor, amerika.
Bütün tertibat tamam mı? Tamam şef. Kızı tanır tanımaz ne yapıp yapıp bana getireceksiniz. Tamam şef. Tayyare biletleri de hazır mı? Hazır şef. Cesedi odada bırakıp hemen kaçarsınız. Sabah polis işi öğreninceye kadar siz tüymüş olursunuz. Ne var? Nedir o? Anlamadım. Cezanı versin, ne işim var burada? Müsabakanın başlamasına birkaç dakika kaldı. O ana kadar sevimli yıldız Azize Tözem sizleri bir rüya alemine götürecek. Saline saline de suya gidersin. Saline saline de suya gidersin. Su değil meramın seyran edersin. Su değil meramın seyran edersin. Sen bu güzellikle de bir kan edersin. Sen bu güzellikle de bir kan edersin. Sallana sallana sallan gel bana. Sallana sallana sallan gel bana. Gel oynayalım biz bir sallama. Gel oynayalım biz bir sallama. Karanlık sokakta da buldun izini. Açtım peçeni de gördüm yüzünü. Açtım peçeni de gördüm yüzünü. Karabaşlar onu dela gözünü. Karabaşlar onu dela gözünü. Sallama sallama salla gel bana. Sallama sallama salla gel bana. Gel oynayalım gizli sallama. Ardıcarasını da gördüm yüzünü. Ardıcarasını da gördüm yüzünü. Kara kaşlar onu derle gözünü. Kara kaşlar onu derle gözünü. Yeni de öğrendim yarın oyunu. Yeni de öğrendim yarın oyunu. Sallana sallana sallan gel bana. Sallana sallana sallan gel bana. Gel oynayalım biz bir sallana. Gel oynayalım. Ve şimdi sizlere gecenin en büyük heyecan kasırgasını, memleketimizin bütün güzellerinin iştirakiyle yapılan güzellik müsabakasını takdim ediyoruz. İşte kendileri! Thank you.
Bacağında yıldız var. Ama bu karı güzel değil ki. Bu soytarı be. Aradığımız kız öbür olmalı. Tabii. Hadi sen git. Benim gibi bir taziye gülmenizi hiç doğru bulmadım sevgili seyirciler. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Annem söylerdi, biz paşa ailesiymişiz. Benim hariçte hep şu komşu ülkelerde bir paşa dayım varmış ki milyonerin milyoneriymiş. Bütün mirası da bana kalacakmış. Vay canına, demek bu ha? Olur şey değil. Altınları bu kız alacaktı demek. Derhal şunu bana getirin. Emredersin şer. Yaylan ispenç. Özür dileriz sevgili dinleyiciler, sevgili misafirler. Şimdi sizlere bütün jürinin ittifakıyla seçilen güzeli takdim ediyorum. Bayan Ayşe Güner. Az kalsın bu zavallı kızın hayatına kıyacaktık. Bu gecenin son müsabakayla teşerrüf ediyoruz değil mi? Ta kendisi şekerim. Hanım abla, bu müsabakayı tertip eden meşhur milyoner Ebu Ahmet Tarık bin Tekçevi'nin bütün hayranlık ve hürmetlerini takdim etmeye geldim size. Ne büyük saadet. Hadi. Tamam. Utanma. Söyle canım, hadi. Acaba. Ebu Ahmet bin Tarık Tekçevi Hazretleri hürmetlerini ve hayranlıklarını takdim edebilmek için sizi davet ediyorlar. Eğer lütfederseniz sizi Ne utanıyorsun canım, hemen gidelim hadi. Tamam. Geliyorlar. Ümmüş Akrak nerede? Müsabaka yerde bıraktık. Zalim adamlar oradan doğru teyare meydanına getirecekler. Siz perdelerin arkasına. Ben kızı önce içkiyle sarhoş etmeye çalışacağım. İşi gürültü etmeden başaralım. Muvaffak olamazsam 3 kere öksürürüm. Siz de derhal fırlar ve işi halledersiniz. Hiç gürültü olmayacak, anlaşıldı mı? Dayılık ya efendi. Peki cesedi ne yaparız? Burada bırakın. Sabaha kadar biz çoktan kaçmış oluruz. Ayak sesleri, geliyorlar. Siz kaçın, saklanın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muhterem hanımefendi, müsaade ederseniz tanıştırayım. Ebu Ahmet Tarık bin Tekçevi Hazretleri, affedersiniz, isminiz neydi? Fikriye Kırık Kalça. Müşerref oldum efendim. Sizi ilk gördüğüm andan itibaren hayranlık ve heyecanıma hakim olamadım. Ben hayatımda sizin kadar insanı büyüleyen, mest eden, rüyalar alemine sürükleyen bir genç kız. Sana git gafil çapkın. Çekil be. Ay anne. Ne var, ne oldu güzelim? Hiç, rahmetli annemi hatırladım da. Aman güzelim, şu anda daha güzel şeyler hatırlamaya çalışalım. Mesela müsabakada herkesi mest eden o endamınızı, güzelliğinizi. Buyurun. Bizim köyde buna su derler. İçki de değil, sert olmalı. Hem sen ne biçim erkeksin ayol? Anne! Gene annemizi mi hatırladınız şekerim? Hayır! Bu sefer anneannemi hatırladım. Aman ne hafif şey! Ayol sen de pek çocukmuşsun çapkın!
Yakalayın şu kılı. Dokunmayın bana. Ay ay ay. Ay ay. Ama benim bu kahramanlığımı bilmiyor ki. Ben her şeyi anlattım. Aranızı buldum. Hadi bakalım. Yaşa! Durun, yol verin. Çekil. Bırak. Çekil. Seni bu kadar sevdiğimi hiç bilmiyordum. Ben de seni bu kadar çok seveceğimi bilemiyordum.